Bilebildiğim kadarıyla aslında kahve e, din alimlerinin e, din konusunda konuşurken ne kadar dikkatli olması gerektiğini e, ifade eden bir tarihe sahip. Öyle mi? Hiç, evet. hiç, hiç hiç şimdiye kadar dikkat çekmediğimiz bir konu. Yani e, bir konu bir şeye haram derken bir Hı. alimin bin defa düşünmesi gerektiğini e, ortaya koyan bir konu. Kahve. Kahve. Ee, bilebildiğim kadarıyla 9. Hicri asırda <laughs> Yemen'de e, Şazeli tarikatının öncüleri tarafından gece ibadetinde zinde tutsun diye <laughs> keşfedilmiş bir içecek. Fakat oradan Mısır'a gidince, yaygınlaşıp Mısır'a geçince Mısır'da alimler Haram mı helal mi tartışmasına girerler. Haramcılar ve helalciler kavgaya tutuşur. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Ve e, hatta e, ölenler olur. <laughs> Onlara kahve şehidi diyenler bile olur. O kavgada ölenler. Ölen, kahve yüzünden ölenler, ölenler var. Maalesef. Daha sonra e, Anadolu'ya geldiğinde tartışma bitmiştir. Anadolu'daki alimler ...müsamaha ile karşılarlar. Anadolu'nun her zamanki Şimdi o deniz Şimdi ibaha şartlar. yani dinde mübah alanı daraltmak... Hı hı. E, ...haramı teşvik etmek manasına gelir. Onun için... ...el aslu fil eşyai el ibahatu diye müthiş bir... E, ...usul kaidesi vardır. Eşyada aslı olan mübahtır. Hı hı. Allah haram demedikçe... ...Hazreti Peygamber haram demedikçe... Herhangi bir insanın, herhangi bir ilim adamının bu haramdır deme hakkı ve selahiyeti yoktur. E, dinlerin tarihinde de e, dinleri zorlaştıran ilim adamlarının e, mübah alanı daraltmasından kaynaklanır. E, Anadolu'da bu mübah bir şeydir dendiği için e, zannediyorum. Türk kahvesi denilmesinin sebebi de helalliğini ve mübahlığını Türklerden almış olmasından kaynaklanıyor. Hiç 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 inanın bütün o kadar kahve üzerinde çok şey okudum. Hani bu çerçeveden bakmamıştım. Ben de hiç ilgi duyduğum bir konu değil ama burada Ertuğrul Tekkesi'nde biraz çalıştım. Hı hı. Ertuğrul Tekkesi malumunuz Şazeli Şeyhi Zafir Efendi'nin evet. için yapılmış ve Abdülhamid'in davet ettiği bir zat. Onun da, da Şazeli olduğu söylenir evet, Abdülhamit'in de. Şazeli tarikatının İslam irfan geleneği içerisinde farklı bir bakış açısı var. Kültür ve sanatla da ilgisi daha çok bizim var. kadarıyla. Var. Şazeliler diğer bütün tasavvuf meşrepleri bir nimetten uzak kalarak zühd içinde yaşamayı teşvik ederken Şazelilik nimete sahip olarak şükretmeyi e, öne çıkarmıştır. Yani fukara isabirinden çok <laughs> agniyayı <-i> şakirin oluşmasını <laughs> istemiştir. E, Afrika'nın da bir Kuzey Afrika'da ortaya çıkan bir tarikattır. Bu sadece benim yorumum muhtemelen. E, Afrika'da açlık var, sefalet var. Orada fukara isabirinden çok Agniyay Şakiri'nin Agni ol, yani, oluşu. Agniye evet, de, Şükreden de, zengin, zenginler, evet. zenginler. Efendim paraya kul köle olmayan, onu cebe ve kasaya koyup kalbe koymayan, <laughs> efendim e, ama şükreden e, zengin olmasını e, istemişlerdir. Dolayısıyla e, Şazeli e, tarikatı Böyle bir yol açmış. Hatta son bizim bildiğimiz meşhur Hı -hı. mühtedilerin tamamı şazelilik, şazelilik üzerinden İslamla tanışmışlardır. Friedrich Schun, Rene Guenon, niceliğin Hı -hı. egemenliğinin sahibi Hı -hı. efendim Hı -hı. Martin Lynx, Abdülkadir Sufi. Bun, evet. Bunlar evet. son asrın meşhur mühtedileri. Bunların hepsi şey üzerinden Şanzelilik üzerinden daha çok e, İslam ile şerefiyab olmuşlar. E, Tabi bu Anadolu'da da kahveye hiç tartışılmadığı e, manasına gelmiyor. Maalesef Kadızadeliler hareketi e, Anadolu'nun verdiği bu helal sertifikasını ortadan kaldırmaya çalışır. Kahveye verdiği helal sertifikayı ortadan kaldırmaya çalışır. Kahve ile tütünü beraber değerlendirerek <laughs> ikisinin de aynı kategoride haram olduğunu söylerler. Bu görüş ayrıca ee, saraya da sirayet edecektir. Hmm. Dördüncü Murad'ın tebdili kıyafet yaparak bütün kahvehaneleri dolaşıp kahveyi ve e, tütünü denetlemesi. Ben tarihçi değilim ama öyle zannediyorum. Sadece bizim sıhhatimizi yani insanların sıhhatine zarar verdiğinden dolayı değil o fetvanın e, saraya e, tesirinden kaynaklanıyor. Bu hmm. ee, Dolayısıyla böyle bir şey var, böyle bir tarihi var. Yani, yani e, özür diliyorum, e, hasreten e, din tarihinde e, ibaha alanı ve bir şeye haram ve helal deme yetkisi e, konusunu ele almak için verilebilecek çok iyi örneklerden bir tanesidir. E, Kahvenin kahve. tarihi aslında bu kahve üzerine yapılan tartışmalarda… Evet. Din tarihi açısından da bir önem taşıyor. Evet. Kahve şehidini ilk defa duydum. Kahve şehidi olmuş yani ulemalar arasındaki tartışmanın içinde. Kitaplar Mısır'da böyle bir ihtilafın e, ölümlere bile sebep olduğunu Oldu. bize nakleder. E, tabii bu tartışmaların içinde kahve tütünsüz olmaz diyen de çok. E... Yok tütün. E, ben az önce dilinizi alıştırmayın Kur'an ayetidir bu. Evet. Yani dilinizi şu helaldir, şu haramdır diye. Alıştırmayın dediğim halde makası açısından yani temel ilkeler ve gayeler açısından ele alındığında tütünün iler tutar tarafı yok. Yok, tam. Yok. O zaman kahve tütünden bağımsızlaştırın. Bu böyle Hı. mesajlar yazan arkadaşlarımız vardı. Onlara buradan bir. <laughs> evet, <peki. gülüyor>